Denizli Galatasaray Futbol Okulları antrenmanındayız. Siz de çocuğunuzu getirdiniz. Evet. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Huriye, şöyle diyeyim, güzellik merkezim var, eşimin rentekarı var. Spor adı altında her şeyi çok seviyoruz ailece. Eşim eski zaten kalecilerden Metin Hoca'nın arkadaşı. Diğer oğlumuz olmadı. Bu oğlumuz daha çok Galatasaray kulübüne bağlı başladı. İnşallah güzel olacak, sonra güzel olur diyoruz. Ne kadar zamanda çocuğunuz buraya geliyor? Daha çok yenilerdeniz biz. Benim oğlum yüzücüydü. Şu an antrenmanlarda birazcık ara verildi. Futbola daha meraklı olduğu için burayı tercih ettik. Ailece Galatasaraylıyız zaten. Başka bir alternatifimiz yok. Başladık, çok yeniyiz. Dün başladık daha. İnşallah hayırlısı olur herkes için. Evet. Peki sizce çocukların küçük yaşta spor yapmaları, gerçi daha önce çocuğunuzun spor yaptığını, yüzme yaptığınız, evet, yüzme sporunu uğraştığını söylediniz. Hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani çocuklara ne gibi olumlu olumsuz katkıları olur? Ya bir kere insan hayatında, gerçek bir yaşamda sporun illa bir kuruma bağlı olduğunu düşünmüyorum ben. Bütün çocukların sosyal adı altında, hele bu dünyada yaşamaları için muhakkak bir spor kulübüne yazılmalarını, bir spor etkinliğiyle çalışmasını çok istiyorum. Bütün çocuklar için biliyorum bunu. Yani hani ben elimden geldiğince yapıyorum zaten. Bu spor da olmayabilir. Sosyal bir aktivite olur, bir şey olur. Yani artık toplumumuz çok kötü zamanlar yaşıyor. Çocukların daha sağlıklı, daha güzel bir yaşaması için, arkadaşlarıyla daha sosyal faaliyetlerde bulunması için muhakkak katılmaları gerektiğini düşünenlerdenim. Peki spor yapan çocukla yapmayan arasındaki fark nedir sizce? Çok büyük fark var. Arkadaşlık olarak şöyle diyeyim, arkadaşlık olarak birbirlerine karşı saygıları çok daha farklı oluyor. Yani hani spor yapan bir çocukla yapmayan bir çocuk arasında o kadar, şöyle diyeyim, daha kavgacı oluyor yapmayan çocuk. Daha tahammülkarsız oluyor. Yani sabrı bilmiyor. Yani en büyük şey o. Sabretmeyi öğreniyorlar. Çalışmadan bir şeyin olmayacağını öğreniyorlar. Mızmızlıkları geçiyor işin açıkçası. Bu anne baba için de çok faydalı diye düşünüyorum. Yani hani illa benim oğlum futbolcu olsun diye değil, yüzücü olsun diye değil. Hepsinden önce düzgün bir insan olsun diye bunu yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Evet, disiplini değil mi? Eğitimi, paylaşmayı hepsini de öğreniyor. Aynen, paylaşmayı çok güzel öğreniyorlar. Bu sefer orada arkadaşlıklar bitiyor. Onlara da bir etki oluyor aslında. Diğer gitmeyen çocukların işte aileleri de ben de göndereyim diyerek gerçekten çok değişiyor. Yani bu bir ay gibi kısa bir süreçte bile değişebiliyor bazen. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sizin ifadesi var mı? Şeklini istediğiniz. Yok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim.